Çok kıymetli müşterileri başkanınız, çok kıymetli protokol değerli belediye başkanlarımız, çok kıymetli misafirlerimiz, hocalarımız, Mersin'imizin sanatsal anlamda amiral gemisi olan İçer Sanat Kulübü'nün 25. Mersin Arkeoloji Günleri'ne hoş geldiniz efendim. İyi akşamlar. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız ve değerli misafirlerimiz, şimdi geçmişte yitirdiğimiz kıymetli üyelerimizi ve bütün şehitlerimizi atamız da elbette olmak üzere saygı duruşu İstiklal Marşı'na sizlere davet ediyorum. Değerli Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer Beyefendi, değerli Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan Beyefendi, Toroslar Belediye Başkanı Sayın Afşin Yılmaz Beyefendi, Akdeniz Belediye Başkan Yardımcım Aydın Engin Bey, Ticaret Sanayi Odası'nı temsilen Meclis Başkanımız Hamit İzol Beyefendi, Deniz Ticaret Odası Genel Sekreteri Sayın Mesut Öztürk Bey, Ticaret Borsası Başkan Vekilim İsmail Sarı Beyefendi, Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri, kıymetli basın mensubu dostlarımız ve değerli arkeoloji, tarih sevdalıları, değerli hocalarımız, değerli İçer Sanat Kulübü üyeleri ve kıymetli misafirlerimiz, hepiniz hoş geldiniz.
Geçmişte yaşanan olayların ortaya çıkarılması, değerlendirilmesi ve anlamlı bir sonuca varılması uzun bir süreç içerisinde gelişen arkeolojik yöntemler sayesinde mümkün olmuştur. Nitekim binlerce yıldır bilinen ve çeşitli şekillerde kullanılan arkeoloji kelimesi günümüzde en kısa şekliyle tarih öncesinde ve tarihsel dönemlerde insan geçmişini araştıran bir bilim dalı olarak tanımlanmaktadır. İnsanoğlunun tarihsel süreç içerisinde yaptığı işler ve meydana getirdiği harikalar günümüzde hala araştırılmakta ve ifade ettikleri anlamlar kavranmaya çalışılmaktadır. Nitekim geçmişi bilmeden geleceğe dair sağlıklı ve tutarlı öngörülerin yapılamayacağı açıktır. Sürdürülen bu zahmetli ve kapsamlı arkeolojik faaliyetlerin sadece kazı bilimi olarak ifade edilmesi olanaksızdır. Arkeoloji bilimi zor şartlar altında ve el yordamıyla ortaya çıkışından bugüne yeni teknolojilerin kullanılmasıyla gelişimini sürdüren bir bilim dalı haline gelmiştir. Cumhuriyetimizin ilk 15 yılında 25 arkeoloji müzesi açılmıştır. Bugün ise Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı 200 müze, 251 özel müze adedine ulaşmış vaziyetteyiz. Arkeoloji çalışmalarıyla Anadolu uygarlıklarına ilişkin eserlerin bir kısmı gün yüzüne çıkarılmasaydı, sanıyorum turizm açısından sadece güneş ve denizle yetinmiş olacaktık. Ülkemizin turizm ülkesi olma vasfına, kavuşmasına katkısı yadsınamaz. Arkeoloji bilimi yurdumuza her yıl önemli bir gelir kaynağı sağlamakla kalmayıp, insanoğlunun tarihsel geçmişindeki değerleri sergileyerek ona sahip çıkma bilincine destek olmaktadır. İşte tam bu noktada arkeoloji günlerinin yanında İçer Sanat Kulübü ilimizdeki tarihi yöreleri tanıtmak, tarih bilincini güçlendirmek için 1990'lı yılların başından günümüze Mersin ili genelinde bulunan tarihi öğren yerlerine binin üzerinde rehberli gezi düzenlemiştir. Gezilerin ilklerinde rahmetli Erdal Şener büyüğümüzün emeği çoktur. Kulübümüzün kurulduğu günden bugüne bıkmadan usanmadan çektiği fotoğraflar ile tarihi değerlerimizi, zenginliklerimizi ayağımıza getiren fotoğraf sanatçısı Sayın Bülent Akbaş dostumuzun emeği çok büyüktür. Sayın Akbaş'ın sergileri o kadar çoktur ki sayısını ben de unuttum. Bugün etkinlik akışımızın sonuna doğru girişte sergisini hep birlikte gezeceğiz. Ayrıca bu konuda Sayın Erkan Özaydın, Sayın Fevzi Yılmaz, Sayın Adnan Turan'ın çok değerli katkıları vardır. Kulübümüz tarihi değerlerimizi sanatla buluşturmak amacıyla yine 1990'lı yılların başlarında ilk kez bölgede ören yerlerine Devlet Opera ve Bale Müdürlüğü işbirliğiyle konserler düzenlemiştir. Kanlı Divane ve Uzunca Burç konserleri bazılarıdır. Bu konserler açık hava, doğa ile tarihi değerlerimizi sanatla buluşturma ve toplumu bilinçlendirme etkinlikleri olmuşlardır. İlimizdeki tarihi değerlere dair kazı bölgelerinden kazı başkanları ve ekipleri yeni bulgularını paylaşmak üzere kulübümüz ile buluşmuş arkeoloji günlerinin ilki 1995 yılında yapılmıştır. Bugüne kadar 200'ün üzerinde arkeolojik bilimsel sunum gerçekleşmiştir. Kulübümüzün bu organizasyonu alanında istikrarla yapıla gelen önemli bir organizasyon haline gelmiştir. Fazıl Başkanımızın sevdiğimiz bir lafı vardır. Maya tutmuştur. Ne mutlu ki bu yıl 25.sini düzenlemekteyiz. Bu organizasyonun başından bu yana içinde olan ve katkıları çok büyük olan Sayın Profesör Doktor Serra Durgönül, Sayın Profesör Doktor Remzi Yağcı, Sayın Profesör Doktor Hamdi Sayar, Sayın Profesör Doktor Isabella Caneva hocalarımızın emekleri ve destekleri çok büyüktür. Bugün belirtmeden geçemeyeceğim Sayın Profesör Doktor Levent Zoroğlu, kurucu başkanımız Sayın Semih Ural ve Fazıl Tütüner'in organizasyonun başlangıç fitilini ateşledikleri bir gerçektir. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Ancak müsaadenizle bir hususu daha dikkatlerinize sunuyorum. Hiçbir dernek bulunduğu kentin
sosyal ve iktisadi kurumları, ticaret ve meslek odaları, yerel yönetimlerin ve hayırsever iş insanlarının desteği olmadan ayakta duramaz. Etkinlikler yapamaz. Kulüp olarak arzumuz bu dinamikler ile paydaş ve partner olarak birlikte güzel işler yapmak ve bunları halkımızla paylaşmaktır. Başta Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım ve ilçe belediye başkanlarımıza, değerli oda başkanlarımıza huzurunuzda bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bu alanı bize tahsis eden Neşet Başkanıma da tekrar huzurunuzda teşekkür ediyorum efendim. Hepinize iyi bir etkinlik diliyorum. Saygı ve sevgilerimle. Sayın İçer Sanat Kulübü Başkanımız Mecid Baskın'ı bırakmıyoruz. Elbette beraber konuklarımızı ağırlayacağız. Onları davet edeceğiz. Değerli misafirlerimiz, kredi protokol gerçekten 25. Mersin Arkadaşı Günleri Mersin'de İçer Sanat Kulübü'nün önemli markalarından bir tanesi ve ilk günden bu yana, ilk yaptığımız etkinlikten bu yana başta da Sayın Başkanımız söyledi, Büyükşehir Belediye'miz, diğer ilçe belediyelerimiz ve el belediye odalarımız, uyarlı odalarımız sponsor oluyorlar ve katkıda bulunuyorlar. Biz de istedik ki, İçer Sanat Kulübü olarak naçizane sponsorlarımıza hem protokola bir plaket töreni yapalım ve sırasıyla efendim isimleri sizlerle paylaşmak istiyorum ve onların şahsında sanata ve bu kente katkı sunan bütün değerli sponsorlarımıza teşekkür etmek istiyoruz. Polcu Organik Şehirsel Polcu Sayın Beşik Uysal buradalar efendim. Peki, kendilerine teşekkür ediyoruz. Başkanımız bu plaketi daha sonra takdim ederler. Ben kendilerini gördüm, sahneye davet etmek istiyorum. Mersin İstihbarat Odası Genel Sekreteri Mesut Öztürk. Buyursunlar efendim. Alkışlarınız da efendim. Kendilerine plaketi Sayın Başkanımız takdim edecekler. Buyurun efendim. Çok teşekkür ediyoruz sunumumuza, başarısınız. Zaten sevgilerim de, buyurun. Konuşma yapmak isterseniz, buyurun. Çok teşekkür ederim. Evet, Deniz İcari Odası Genel Sekreteri Mesut Öztürk diye hem yeni bölümünde başarılar diliyoruz. Kendisi çok teşekkür ediyoruz Sayın Öztürk. Hemen zaman itip eden Mersin Üniversitesi Odası Meclis Başkanı Sayın Alkışlarını da davet ediyorum. Sayın Başkanım, çok teşekkür ederiz. Sebep verdiniz. Odanıza da çok teşekkür ediyoruz tekrar. Bir şey söylemek isterseniz. Ben değerli katılımcılara, başkanım, işçilerle başkanımız, içerilerle başkanlarımız, SKK başkanlarımıza, herkese saygılarını sunuyorum. İçer Sanat Kulübü bizim gururumuz. Tabii ki şehrimizin en önemli kurumlarından biridir. Sanatına yön veren bir kurumdur. Bunun yaşaması ve şehrimize daha faydalı olabilmesi için bu tür etkinliklerde bizlerin katkılarının olması lazım. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Tebrik ediyorum, teşekkür ederim. Sayın Meclis Başkanı'na çok teşekkür ediyoruz. Saygılar sunuyoruz. Hemen zaman yitirmiyoruz. Mersin Çağrı Odası Genel Sekreteri Sayın İsmail Sarı. Buyursunlar efendim. Sayın İsmail Sarı, Ticaret Odası'na çok teşekkür ediyoruz katkılarından dolayı. Buyurun efendim, tekrar. Ticaret Borsası Genel Sekreteri Sayın İsmail Sarı'ya çok teşekkür ediyoruz. Evet, belediyelerimize geldik. Akdeniz Belediyesi Başkan Yardımcısı Aylin İyi Beyefendi'yi davet ediyorum. Buyurun efendim. Konuşma yapmak ister misin? Tabii, vereyim efendim. Tamam.
Sayın Ailemde şahsınızda aktarınızı verirseniz çok teşekkür ederiz. Şeref verdiniz. Kartlarınıza çok teşekkür ediyoruz. Buyurun efendim, teşekkür ederiz. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, ilçe belediye başkanlarım, değerli protokol, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İlçe Sanat Kulübümüzün bu yıl 25.si düzenlediği Mersin Arkeoloji Günleri'nin açılışına katılıyor olmaktan onur duyduğumu ifade eder. Akdeniz Belediye Başkanım Sayın Muhammed Mustafa Gültak'ın selam ve sevgilerini iletiyorum. Mersin'de kurulduğu 1989 yılından günümüze dek bu topraklarda yaşamış farklı medeniyetlerden bugüne kalan kültürel miras ve tarihi zenginliğin yerel, ulusal ve uluslararası alanda tanınması, ayrıca zenginliğimizin korunması sağlayıp geleceğe aktaran çalışmaları nedeniyle İçel Sanat Kulübümüze teşekkür ediyorum. İçel Sanat Kulübü'nün kentimizin çok önemli değeri ve markası olduğunu özellikle belirtmek gerekir. Nitekim 1995 yılından beri kesintisiz devam edip geleneksel hale gelen Mersin Arkeoloji Günleri'ne imza atan İçel Sanat Kulübü'nün Türkiye'de bir ilke ve farklılığa imza atmaktadır. Kazı ve araştırma ekipleri ile yerel idareleri bir araya getirip iletişime geçmeleri sağlayan bu etkinlik Mersin ile ilgili çalışmaların bir araya getirilmesini, bilim insanlarının da bu çalışmaları değerlendirip sonuçlarından faydalanmasına olanak sağlamaktadır. Ayrıca bölgede sürdürülen çalışmalara ilişkin çalışma ortamı da yaratan bu etkinliğe Akdeniz Belediyesi olarak daima destek verdiğimizi, böylesine önemli proje ve çalışmalarımızı da yanınızda olduğumuzu vurgulamak isterim. Kıymetli dinleyenler, insanların hangi döneminde olursa olsun her tarihi miras tüm insanlığın ortak mirasıdır. Bu topraklarda bin yıllık Türk-İslam medeniyetlerinin birikimi ve onun öncesindeki uygarlıkların birikimi de yine insanın ortak mirasıdır. Bu açıdan hangi dönemin uygarlığı, sanatı veyahut mirası olursa olsun bu birikimi öncelikle Türkiye'ye sonra da tüm dünya insanlığına kazandırmak, korumak ve sahip çıkmak tarihsel bir görev ve sorumluluktur. İçel Sanat Kulübümüzün ev sahipliğinde düzenlenen 25.si Mersin Arkeoloji Günleri'nde kıymetli bilgi ve sunumlarıyla bizleri aydınlatacak, geçmişten geleceğe ışık tutacak olan akademisyenlerimize ayrıca teşekkür ediyorum. Tarihi ve kültürel mirasımızın ortaya çıkarılması, korunması ve geleceğe taşınmasında emek ve mücadele veren Mersin'in bir kültür ve sanat kenti olmasından da öncülük eden, insanlığın ortak mirasına sahip çıkıp koruyan İçel Sanat Kulübümüzün yönetimine ve kıymetli üyelerine şükranlarımı sunuyorum. Hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. Değerli Afşin Başkanım, merhaba. Hoş geldiniz. Şahsınızı ve evinizi seviyoruz. İnsanlı olan da çok kıymetli protokolü değerli hocalarımız, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Bu yıl bence Mersin'imizin en istikrarlı kültür sanat etkinliklerinden biri olan Arkeoloji Günleri 25.si gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Gerçekten bölgemizde binlerce yıllık toprak altında bekleyen ve insanlığa katılışmayı bekleyen bilgiye muhtaç tarihi değerlerimizi kazandıran ve insanlığa kazandıran ve bunu bir toplu çalışmayla toplumla insanlıkla buluşturan değerli hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Bölgemizde Toroslarımızda birçok tarihi eserimiz var. Bilgiye muhtaç birçok yerimiz var.
Mesela geçen hafta Çamlıca Kalesi'nde bir yürüyüş gerçekleştirdik. Şöyle bir saatlik bir geziyle ufak tefek bulunduk, parçalarını bulduk. Belki hocalarımız heveslenecekler ama onların işi gerçekten kazıya uygun. Biz de öyle. Bir takım çalışmalar yapılacak. En azından düzenleme yapabilecek birçok değerimiz var. Zaten İzabeli hocamız kazıya devam ediyor. Bizim de bölgemizde bulunan bir muhtemelde. Şunu buna tekrar ilah etmek istiyorum. Biz kültüre sanata ilişkin her türlü projede yer almaya, desteklemeye hazırız. İnşallah bu yönde çalışmalarımız da devam edecek. Yeter ki bir olalım. Kendimize, ülkemize hep beraber hizmet edelim. İçer sanat kurumuna değerli başkanımın şahsında teşekkür ediyorum bu çalışmalar için. İnşallah gelecek yıl bu etkinliği Gözde Kalesi'nde ya da Çamlıca Kalesi'nde ya da Kızılbiş Köprüsü'nde o ortamda yaparız. Hep beraber bu güzelliği tekrar yaşarız. Tekrar hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Teşekkürlerimi iletiyorum. Sayın ki gerçekten önemli çalışmalar yapıyoruz Sayın Eşe Tahra. Nezih de Belediye Başkanımızı davet ediyoruz konuşmalarını yapmak üzere. Sayın Tahra Hanım. Daha sonra Sayın Başkanımızı bırakmıyoruz. Aratos katılarına yaptıkları katılardan ödeyi ötürü kendilerini hediye plaket takdim olacak. Sayın Eşek Başkanım, Şeref abiniz çok teşekkür ediyoruz. Katılarınızı aldığı zaman da günlüğüne. Tamam. Sayın Başkan, konuşma yapmak ister misiniz hocam? Peki. Hemen davet ediyoruz. Mersin Ticaret Borsası'nın değerli yetkilisi Sayın İsmail Bey, Deniz Ticaret Odamız ve Ticaret Odamıza Sayın Eşe Tahra plaket verecekler. Aratos katılarına yaptıkları katkılardan dolayı. Buyurun efendim. Diğerini de çağırdım. Diğer iki kişiyi de çağırdım. Deniz Ticaret, Ticaret Bursası. Ticaret Bursası. Ticaret Bursası. Onu da çağırdım. Çağırdım. Evet. Evet. Hamit Bey, Mezit Belediye'nin hükümeti sunar efendim Ticaret Odamıza. Mesut Bey. Evet, Mesut Bey lütfen. Buyurun efendim. Söyleyebilirim. İnselamlardan konuşması yapmak isterseniz böyle. İsterseniz böyle isterseniz. Değerli Yüksel Belediye Başkanım, konuklarım ve konuklarım. Evet, 31 yıl ve 25 yıl önemli yıllar sanat kurulu için. Ben bu kursundan beri biliyorum, sizler içerisindeyim. Ama artık herhalde Yüksel Sanat Kurulu'nun yaş olarak üretmenlik dönemine geldiğini zannediyorum. Gençlik çağına geldi. Artık bir doğum yapacak, üretimler daha fazla geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu toplantıların, organizasyonların daha somut sonuçlar getirmesi, çıkarlar elde edilmesi gerektiğini diye düşünüyorum. Çünkü bu pandemi sürecinden sonra her şey değişecek deniliyor ama bu değişim güzel bir yönde olması gerekiyor. Artık kötü yönde dolanmak için. Ama bizim çabalarımız daha güzel bir değişim için çaba göstermemiz gerekiyor. Bu
bu üç gruba niçin müdahale etmeleri dikkat ettiklerini istiyorum. Şu anda üzerinde bulunduğumuz topraklar 3500, 4000 yıllık topraklar üzerindeyiz. Ama yaklaşmış, yok olmuş tarih, kalanlara sahip çıkmaya çalışıyoruz. Hükümetten bu sene aldığımız zorla, araçlarla aldığımız rakamı söylemeyeceğim rakamı Ticaret Sanayi Odası'nız. Deniz Ticaret Odası ve Ticaret Borsası'nın sembolik ara toplantılarla yapmış olduğu desteğin toplamı hükümetin verdiği yarısı kadar. Ama zannedeceğim ki hükümet çok yardım edecek. Bizim için çok önemli bu. 1 lira bile yapsa çok önemli. Sivil toplum kuruluşları, iş adamları, iş insanları, buradan kazananlar artık bazı projelere destek vermek istiyorsa göre görevlendiriyorum. Sanat kulübüne bu anlamda doğrudan veya dolaylı olarak bu konulara daha soğuk şekilde girmesi gerektir, çaba göstermesi gerekir. Artık belediyelerin gücün her şeyi yetmiyor. Hükümetin de aynı şekilde görüyorsunuz. Üç kuruluşumuzun sembolik verdiği destek, hükümetin desteği yarısı kadar. Onun için herkesin elini, herkesin elini taşın altına sokması gerekiyor. Belediyelerden de her şeyi beklememek gerekiyor. Çünkü belediyeler de bir takım sponsorlara ihtiyacı olan kurumlar haline geldi. Belediyelerin finansman modeli, üretim modeli değişti. Değişecek. Hep beraber halkın da katılımıyla projeleri geliştirmek zorundayız. Onun için kuramsal söylemlerin ötesinde artık bundan sonra benim düşüncelerim göre sempozyumlar, toplantılar, konferansların mutlaka ve mutlaka somut çıkarımların olması gerekiyor. Sanat kulübünde bu bağlamda yeni dönemde yeni bir çalışma modeli üretiriz diye düşünüyorum. Çok eski, yaşlı, olmamalıyız ama orta yaşa doğru geldi çünkü sanat kulübüne. Bugüne kadar çıkarmışız, başta beğenilen için tebrik ediyorum kendilerini. Sosyal çalışmalarda güzel ama daha başka çalışmalarda destek vermeleri gerektiğini diye düşünüyorum. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Ancak kültürel mirasa katkı ödül töreni ve yine sanat kulübünün ödül törenine geçmeden önce Mersin'imizin şehri bilgisi, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Bahar Seçer'in konuşmalarını yapmak üzere alkışlarını da davet ediyorum. Sayın Başkanım hoş geldiniz, sevgili kardeşiniz. Kültür ve sanata katkılarınıza çok teşekkür ederim. Şansınıza Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanımıza, Sayın Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanımıza, son dönemlerde yaptığımız atak için, sevgili atak için özellikle onun gelmesine destek veren değerli dostlarımıza, sayın basın ailemiz başkanına sizin nezdinizde çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Evet. Sayın başkanlarım, çok değerli hocalarımız, çok değerli misafirlerimiz, değerli Mersinliler, hemşehrilerim. Öncelikle İçer Sanat Kulübümüze teşekkür ediyorum. Olağanüstü koşullarda bu etkinliği yapıyorlar. Pandemi her alanı olduğu gibi kültürü, sanatı, arkeoloji birçok alanda bizlere önemli zorluklar çıkardı, önemli tahribatlar yaptı. Ama hep beraber bu süreci aşacağız. Tüm dünyanın mücadele ettiği bir süreci yaşıyoruz. Tekrar teşekkür ediyoruz sanat kulübümüze. Her alanda önemli emekler sarf ediyorlar. Bugün de bizleri bir araya getirdiler. 25.si gerçekleşen arkeoloji günlerinde beraberiz.
gelecek yıl umut ediyorum. Pandemi dışında normal hayatta çok daha etkin, çok daha güzel, çok daha ses getirici etkinliklerde buluşuruz. Arkeoloji önemli bir bilim dalı. Tabii her interlantın, her bölgenin de önemi, değeri farklı ama sanıyorum dünyada en değerli topraklar üzerinde bizler yaşıyoruz. Arkeoloji değeri çok yüksek. Biz bu toprakların insanlarıyız. Kadim Anadolu topraklarının sadece arkeolojik zenginlikleri yok. Tarihi, kültürel birikimleri, muazzam bir coğrafya, medeniyet, geçmişi, bütün insanlığı etkileyen semavi dinlere, öğretilere ev sahipliği yapmış olması bizim topraklarımıza ayrı bir değer katıyor. Bunun bilincindeyiz siyasiler olarak ama bilincinde olup da bilmemezlikten gelen ya da bilincinde olmayan siyasilerin de umut ediyorum kısa süre içerisinde bu bilince erişmelerini diliyorum. Ülkemizin görüntüsü açısından da bu son derece önemli. Az önce Sayın Tarhan da bu konudaki değerlendirmelerini yaptı. Son derece de doğru tespitlerdi. Katılıyorum. Ancak bazı altını çizmem gereken konuların da olduğunu söylemem gerekiyor. Bizler sizlerin bütçesini yönetiyoruz. Belki de demokrasinin doğmasının temelinde bütçe hakkını parlamentonun kullanması, bütçenin de yani kaynakların da paranın da sizlere, halka ait olmasından geçiyor. Demokrasi böyle doğdu İngiltere'de Magna Carta ile beraber. Şimdi bu konu benim için son derece önemli. Ben bu kentin belediye başkanıyım ve bu kaynakları sizler adına en rasyonel şekilde değerlendirmek zorundayım. Şimdi bize bir ödül verildi. Çok teşekkür ediyorum. Çok nazik bir davranış ama bizler görevimizi yapıyoruz bir anlamda. Sizin adınıza bir yetki kullanıyoruz ve kültüre, sanata nereyi tercih ediyorsak o alanlara bu kaynakları ayırıyoruz. Arkeoloji biliminin, arkeoloji çalışmalarının siyaseti olmadığını düşünüyorum. Biz bu kaynakları Mersin'de, ilimizde arkeolojik çalışmalarına ayırırken bu kazıdır, bu yüzey çalışmasıdır, hangi alan olursa olsun ki şu anda da 20'ye yakın çalışma olduğunu biliyorum ama pandemi dolayısıyla akamete uğramış. Buralara adaletli davranmamız lazım. Hocalarımıza saygı duyuyorlar, emek ediyorlar, çok önemli bir sanat icra ediyorlar ve dünyadaki meslekler arasında belki de para için yapılmayacak ender işlerden bir tanesidir arkeoloji konusunda çalışma. Bir tüccar değildir arkeoloji çalışmasını yapan, bir sanatçıdır, değerlidir. Bütün sanatçılar olduğu gibi arkeoloji çalışmasını yapan değerli hocalarımız da aslında bir anlamda bir bilim dalını icra ediyorlar, bir sanatı icra ediyorlar. Bu konuda doğru adrese doğru yardımların yapılması taraftarıyız. Kıt kaynaklarla en akılcı, en sonuç alıcı işlerin yapılabilmesi için bunları gerçekleştirmek zorundayız. Bu konuda kültür dairemizin önemli bir çalışması var. Gelecek yıllarda önümüzü görerek, nereye nasıl yardımcı olacağımızı bilerek bir çalışma başlattılar. Bizim kaynaklarımız doğru çalışmaların emrine amadedir. Ancak bu bölgede çalışma yapan hocalarımız belediyelerimizle, başta Büyükşehir Belediyesi, adı gibi büyük, adı gibi daha fazla imkanlar sağlayabilir. Bu Vahap Seçer olabilir, bir başka belediye başkanı olabilir. Realitede böyle. Ama ilçe belediyelerimiz de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu konuda bilinçli ilçe belediye başkanlarımız var. Bu da önemlidir. Hepsi
kendi imkanları ölçüsünde yardımda bulunuyorlar. Hep beraber Mersin'de arkeolojik çalışmaları daha iyi noktaya getirebiliriz. Buradaki tarihi dünyada bir marka haline getirebiliriz. Bunları turizme dönüştürebiliriz, ekonomik değere dönüştürebiliriz. Bunlar mümkün. Bunlar akıllı çalışmalarla mümkün. Her zaman bu konuda çözüm ortağıyız. Birçok ülkeden eksiğimiz yok, fazlamız var. Bu ülke bir açık hava müzesi haline gelebilir. Tekrar teşekkür ediyorum. Hepinize ellerin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Evet, gerçekten teşekkür ediyoruz başkanlarımıza. Çok yoğun programları var ama bizler de birlikteler. Çünkü gerçekten biraz önce de anons etmeye çalıştık. İç Ağız Sanat Kulübü'nün kültürel mirasına katkı ödül töreni ve İç Ağız Sanat Kulübü kültürel mirasına yine aynı şekilde kent kültürüne katkı ödüllerini vereceğiz. Üç değerli belediye başkanımız buradalar, elbette başkan yardımcısı da burada. Üç ödülümüz var. Ben zaman yetirmek istemiyorum dediğim gibi özel günlerden geçiyoruz ve gerçekten zaman zaman birlikte olduğumuz, yine sunumunu yaptığım önemli çalışmaları imza atan bir değerli profesörümüzü sizlerle buluşturmak istiyorum. Sayın Musar Anko, Profesör Doktor Musar Anko. Kısa bir videosu var, onu izleyelim. Çok teşekkür ediyoruz. Ben tabii davet edeceğim kendisini. Mersin yakından tanıyor. Mersin'de önemli çalışmalara imza atıyor Profesör Doktor Nurseren Tor. Ki kulübümüzün danışma kurulu başkanlığını da benim dönemimde yapmıştı. Hemen kendisini kısaca tanıtacağım size. Çok uzun bir biyografisi var ama kısaca zaman açısından sizlerle paylaşmak istiyorum. Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Ana Sanat Dalı. 1964 Mersin doğumlu Profesör Doktor Nurseren Tor. 1981-86 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünden mezun olmuşlar ve önemli çalışmalar var. Araştırma görevlisi olarak meslek hayatına başlıyor 1987-91. Yılı döneminde bunu gerçekleştiriyor Sayın Tor. 89-94'te Berlin Sanat Üniversitesi'nde Profesör Barbara Ertman Atölyesi'nde tutor olarak çalışıyor. Ve Mersin Üniversitemize elbette geliyor. 98-2000 yılında yardımcı doçent oluyor kendileri. Heykel Bölümü Başkanlığı 98-2001 yılında, 2000-2010 yılında yine Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünde doçent, 98'den beri Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim, Desen ve Gravür Dersleri, 1998'den beri Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Ana Bilim Dalı Başkanlığı yapmış Sayın Tor ve 98-2010 Mersin Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcılığı, 2010-2013 sevgili misafirler, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı ki biz o zaman tanışmıştık kendileriyle. Devam ediyorum fazla dediğim gibi uzatmadan. Şöyle diyor Nurseren Tor ama kendisi burada söyleyecek,
pek çok etkinliği, art tırnak içerisinde etkinlikleri yaptı. Dediğim gibi ben de bazılarında sunucu olarak görev verdi bana, onu gerçekleştirdik. Bütün bunları anlatmak ve ödülünü almak üzere önce konuşmasını yaptıracağız. Alkışlarınızla Profesör Doktor Nur Serento, buyursunlar efendim. Değerli protokol, değerli meslektaşlarım, değerli akademisyenler, değerli diğer yerel yöneticilerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Özgeçmişimde zaten bir açıklama yaptı Fatih Bey. Bu ödülü almanın heyecanını yaşıyorum, kusura bakmayın. Sokakta çalışmak daha kolay geldi bana burada konuşmaktan. Efendim, şimdi İşal Sanat Kulübü, Güzel Sanatlar Fakültesinden önce kurulmuş bir sanata hizmet veren, kültüre hizmet veren bir kurum. Öyle olunca kent için anlamı oldukça büyük. Güzel Sanatlar Fakültesi ve İçer Sanat Kulübü işbirliği içerisinde biz bir süre çalışmalar yaptık. Fatih Bey beni üye yaptı. Onun üzerine biz daha hızlı çalışmaya başladık. Aslında bir şekilde beni sokağa çağıran İçer Sanat Kulübü'dür. Şimdi sokağa inmenin bir başka nedeni de biliyorsunuz Mersin'de bir Güzel Sanatlar Müzesi vardı. Bu müzenin 150'ye yakın eserini Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Müdürlüğü Ankara'ya geri götürdü. Neden geri götürdü? Çünkü Mersin'de sahip çıkamıyordu. Müzeye uygun alanlar olmadığı için bir süre orada çalıştım ve eserlerin arkası küflenmişti artık. Ama bir şekilde bakanlık geri götürmek durumunda kaldı. Bu eserlerin geri gelmesi gerekiyor. Bir şekilde nasıl gelecekse. İkincisi, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım burada, hiç alınmasınlar. Kongre ve Sergi Sarayı, adı üzerinde Sergi Sarayı ve Sergi Sarayı sergilere hizmet veremeyecek hale geldi. Orada başka geçici olarak bana söylenen bu. Ama bunun da çözümünü aradığını biliyorum. Şimdi bütün bu sokağa inme ve sokaktaki yaptığım çalışmalar kente hizmet verme ihtiyacım bunlardan doğuyor. Eskiden özel bir takım galeriler vardı, artık bu galeriler yok. Bu galeriler olmayınca ne yapacağız? Halkı sanatla buluşturmak zorundaydım. Bunun üzerine Uray Art etkinliğiyle başladık. Mirna Art Hastane Caddesi etkinliğiyle başladık. Şimdi Çingeneler Mahallesi'nde resimler devam ediyor. Ve bir takım öğrencilerim kentin içinde zaten Nazife Hazar gibi resimler yapmaya devam ediyor. Şimdi burada mezun olan, bizim fakültemizde mezun olan yüzlerce sanatçı adayları var. Ve kentin bir şekilde bu gençlere sahip çıkması gerekiyor. Onlara istihdam sağlamak gerekiyordu. Bu istihdamı sağlamak zorunda kalanlardan biri de hocaları olarak ben oldum. Öyle olunca onlarla artık sokağa indik. Ve bu etkinlikler çerçevesinde de şöyle bir hedef aldık. Evet, kent bir açık hava müzesine dönüşmeli. Ve bu arkeoloji günlerinde de gördüğümüz gibi bulunan eserler, yani şunu şöyle bir tespit de yapabiliriz. Neymiş kalıcı olan? Sadece sanat. Bulduğumuz mimari yapısıyla, tiyatrosuyla, heykeliyle, mozaiğiyle, freskleriyle bize kalan, günümüze kadar gelen sadece sanat. Öyle olunca sanata sahip çıkmak durumundaydık. Ben herkese teşekkür ediyorum ve İşal Sanat Kulübü Yönetim Kurulu'na ayrıca çok teşekkür ediyorum. Bana bu ödülü layık gördüğünüz için. Bırakmıyoruz efendim sizi. Çok teşekkürler. Heyecanlısınız. Ne kadar güzel. Biz de çok heyecanlıyız. Evet, ödüllerini vermek üzere Profesör Doktor Nur Serento'yu kent kültürüne katkı ödülü vermek üzere Toroslar Belediye Başkanı Aslarçı Yılmaz Beyefendi'yi davet ediyoruz. Buyurun Sayın Başkan.
Evet, çok teşekkür ederiz Sayın Başkan. Sağ olun. Tebrik ediyoruz efendim. Evet, Profesör Doktor Nurseren Kor, kent kültürüne katkı ödülünü, ilk kent kültürüne katkı ödülünü verdik. Geleneksel olarak dedim, ikinci kent kültürüne katkı ödülünü sizlerle paylaşmak istiyorum. Aslında Mersin kamuoyu çok yakından tanıyor kendisini. Mersin Büyükşehir Kent Konseyi Başkanı şu anda, ama bizim sanat kulübümüzde de uzun süre danışma kurulu başkanlığı birkaç kez yaptılar. Kendilerinin özgeçmişini anons edeyim ve kendilerini sizlerle buluşturalım. 1949 yılında Bingöl'de doğdu. Yüksek öğrenimini Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde tamamladı. Köy İşleri Bakanlığı, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı'nda çalıştılar. 1977 yılında serbest eczane açarak meslek hayatına atıldı Sayın Burak Gazi. 1983 yılından itibaren 26 yıl eczane kursu işletmeciliği yaptı. Halen sağlık ve tarım hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren şirketin ortağı ve Mersin Toros Eczanesi'nin sahibidir. Tabii sadece bu yönü değil, pek çok yönü var biliyorsunuz. Mersin Kent Edebiyat Ödülü'nün fikir babasıdır Sayın Burak Gazi. 14 yıla erişen ödülün kurulması ve yürütülmesinde öncü rol almıştır. Ticaret odasında önemli görevler üstlenmiştir. Mersin'de yaşam kalitesi ve üretim gücünün artması için çok emek vermişlerdir, çok çaba göstermişlerdir. Ve işte bütün bu vasıflara sahip olan Sayın Burak Gazi. Hayır, Burak Gazi'yi almışlarınızla kent kültürüne katkı ödülünü almaya davet ediyorum. Videoyu unuttular, şimdi koydurdum. Evet. Sayın Burak Gazi'ye kadar videosunu da sizlerle izlemiş oluyoruz. Sayın Başkanımız, evet, buyurun. Çok teşekkür ederim Sanat Kulüp. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Mezitli Belediye Başkanım, çok değerli Toroslar Belediye Başkanım, diğer belediye başkan yardımcılarım, değerli akademisyenler, değerli Mersinler, sanatseverler, arkeoloji severler, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Doğrusu ödül aldıktan sonra bir iki cümle ile sizlere hitap etmek istiyordum ya da öyle düşünmüştüm. Ama ondan öncesi bana söz verdiler. Bütün başkanlarımı çok dikkatle dinledim ve her başkanımın burada ifade ettiklerinin satır aralarında bu kentin müthiş bir arkeolojik zenginliğinin bulunduğunu ve bunun mutlaka ne yapıp ne edip Mersin'in gün yüzüne çıkarıp dünyaya, dünyanın ziyaretini açması lazım. Artık ülkeler üretim, endüstriyel üretimlerin yanında böyle kültürel zenginlikleriyle de para kazanıyorlar. Bizlerin dünya kültür endüstrisinden pay almamızın zamanı çoktan geldi, hatta geçiyor bile. Onun için burada başkanlarımızın, özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımın bir ifadesi oldu. Açık hava müzesini haline getirmeliyiz. Zaten Mersin'in bütün çevresi böyle bir zenginlikle donatılmış durumda. Bin yıllar, 10.000 yıllık tarih var yanı başımızda. Bütün bunları işte biz geçmişte ihmal ettik. Ama bugün artık ihmal gibi bir sorumluluk ihmal etmeyeceğiz. Yani bu sorumluluğu duyacağız. Ve ümit ederim ki demin söylediğim gibi dünya kültür endüstrisinden bu kent hak ettiği payı alacaktır. Ayrıca bu ödülü bana bugün layık gören seçici kurula, İçer Sanat Kulübümüze, uzun yıllar ben de görevler yaptım. Özgeçmişimde değerli Fatih Halkar bahsetti. Onlara da çok teşekkür ederim. Biz teşekkür sağ ediyoruz. Olun, efendim sizi bırakmıyoruz. Hemen Mezitli Belediye Başkanı Sayın Eşref Tarhan'ı, Sayın Fahir Burak Gazi'ye bütünü vermek üzere davet ediyoruz efendim. Buyursunlar.
misafirlerimize, başkanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Sağ olun. Var olun efendim. Evet, sevgili seyirciler, sevgili misafirlerimiz. Elbette İçer Sanat Kulübü'nün dediğimiz gibi gelenekselleşmiş pek çok çabası var, katkısı var. Ve kültürel mirasa katkı ödülünü arkeoloji günlerinde bizler veriyoruz. Ve gerçekten bu kent için çok emek veren bir hocamıza bunu seçici kurul bu yıl uygun gördüler. Kendilerini kısaca özgeçmişini ama ondan önce yine videosunu lütfen paylaşalım. Zaten tanıyorsunuz ama ben anons edeyim. Profesör Doktor Murat Durukan, Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Bölüm Başkanı. Alkışlarınızla efendim. Hocamı yanıma alabilirim, Murat Hocam. Evet, hocam yanıma geldi. Hemen kısaca ben çok kısa anons edeyim, duygu ve düşüncelerini alalım hocam. 1993 Ege Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi lisans, 1996 Ege Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Klasik Arkeoloji Yüksek Lisans, 2001 Ege Üniversitesi Klasik Arkeoloji Doktora, 2002 Mersin Üniversitesi Arkeoloji Yardımcı Doçent, 2010 Mersin Üniversitesi Üniversiteler Arası Kurul Arkeoloji Doçent, 2015 Mersin Üniversitesi Arkeoloji Profesör. Mersin Üniversitesi Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Bölüm Başkanlığı yanında Kilikya Arkeolojisi Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği Müdür Yardımcılığı, Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır hocamız. Mersin'den Tarsus'a Kilikya kıyılarındaki Kayıp Kentler ve Kapadokya'da Argaios Dağı çevresinde Helenistik Roma dönemi mezarları ve Ölü Kültü adlı kitapları yayımlanmıştır. Ulusal ve uluslararası birçok bilimsel yayında makaleleri, kitaplarda bölüm yazıları bulunmaktadır. Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılara katılmıştır. Birçok yüksek lisans tezlerinin yöneticiliğini yapmaktadır hocamız. Orta Toroslar kuşağı, antik dönem, mezar araştırmaları ve Kilikya bölgesi köprüleri projelerinin yürütücüsü hocamız. Halen Arkeoloji Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Arkeoloji Ana Bilim Dalı'nda ders vermeye devam etmektedir. Elbette İçer Sanat Kulübümüzde katkıları olacaktır. Kendilerinin konferansları olacak bu anlamda biraz sonra. Evet hocam, buyursunlar. Çok çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bu ödülü bana layık gördüğünüz için çok teşekkür ediyorum. İçer Sanat Kulübü'nün Mersin'e olan bilimsel, sanatsal ve kültürel anlamdaki katkıları için çok teşekkür ediyorum. Özellikle arkeoloji biliminin toplumla buluşmasında bir köprü rolü oynadığı için teşekkür ediyorum. Ben de çok duygulandım bu ödülü bana layık gördüğünüz için. Bütün konuklara da saygılarımı sunuyorum. İyi akşamlar diliyorum. Evet, hocamızı bırakmıyoruz elbette ki. Biraz önce söylediğim değerli başkanlarımız gerçekten çok yoğun çalışıyorlar. Bahsizler bir temsilcisi bir bırakarak aramızdan ayrıldılar. Hem de çok teşekkür ediyoruz. Elbette sanat ve kültürle iç içe eski devlet kupa valisi müdürlerimizden Sayın Mehdi Özgür'ü davet ediyorum. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Koordinatörü. Sayın Başkanımız adına buyursunlar Sayın Özgür'ün yer. Şöyle bir Murat Hocam. Thank you.
Öncelikle hepinize iyi akşamlar diliyorum. Kutluyorum sevgili hocamızı Murat Bey'i. Başkanımızın size selamlarını iletmek istedim. Bir başka programa katılacağı için erken ayrılmak zorunda kaldı ve selamlarını, sevgilerini iletmemi istedi. Ardından da bugün saat 20'de Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatromuzun premierini yapacağımız, sezonun ilk premierini yapacağımız eserimiz var biliyorsunuzdur. Asıl olan hayattır Nazım Hikmet. Bundan sonraki temsillerimizde de sizleri aramızda görmekten büyük bir mutluluk duyacağımızı ifade etmek isterim. Murat Bey bizim bilgi birikiminden faydalandığımız çok kıymetli bir hocamız. Ne güzel ki bu ödülü vermek de bana kısmet oldu. Çok sevindim. Daha nice güzel arkeoloji günlerinin devamını diliyorum. İçer Sanat Kulübü'nü kutluyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi akşamlar. Biz çok teşekkür ederiz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Koordinatörü Sayın Özdürger. Çok teşekkürler efendim. Evet, hocamıza da teşekkür ediyoruz. Hocamızın biraz sonra bir sunumu olacak sevgili misafirlerimiz. Dünya çapında bir turizm cazibe merkezi, cennet cehennemini anlatacak bize. Evet, sevgili misafirlerimiz, bir özel tören sizlerle paylaşmak isteriz. Çünkü arkeoloji günlerinin böyle bir misyonu var, böyle bir gerçekten ahirete faaliyet çok önemli bir güzel sanat türü. Bu anlamda özel bir törenimiz var. Ama öncelikle ben Sayın Başkanımız da tabii buradalar, Sayın Meclis Başkanımızla birlikte kurucu başkanımız Sayın Sevgi Vural'ı davet ediyoruz. Sayın Fatih Bütüneri davet ediyoruz. Alkışlarımız da elbette ve gerçekten arkeoloji bilimlerine önemli katkılarda bulunan ama belki kağıt üzerinde emekli olacak, gönlü bizler olacak hayatı biliyorum ki arkeolojiyle iç içe Profesör Doktor Levent Zoroğlu'na emekli olması nedeniyle küçük merkezane bir armağanımız olacak. Buyursunlar efendim. Alkışlarınız efendim. Çok teşekkür ederim. Evet, hoş geldiniz efendim. Profesör Doktor Levent Zoroğlu. Saygıdeğer hocam, hoş geldiniz. Kurucu Başkanımız Sayın Sevgi Vural ve Başkanlarımızdan Sayın Fatih Tükmen. Hoş geldiniz efendim. Buyurun efendim. Söyle bakalım. Evet, buyurun. Ne dedin? Buyurun efendim, evet. 100 sönü 4 mu? Onunla tanışadı, onunla birlikte olanı arkeolojik günlerinin serüvenin çok tarihsizleri de verildi. Yanılmıyorsam 1986 buydu, kazıya başladı. 1987'de küçük bir bülten yayınladı değerli. Başka hiçbir arkeoloji kazısı yapan arkadaşlar da o zamana kadar görmedi. Kazı sonuçları bildirgesini, ben tutayım istersen. Ben de kazı sonuçları bildirgesini bana Cemil Gürel'in Mustafa Balık dedi. Arşiv okudum, şaşırdım. Neler bulmuştu o birinci yılda? Daha sonra 1989'da İçer Sanat Kulübü, Kulübü Doçan Sanat, bazı kültürlerle birlikte kazıyı ziyaret etti. Daha Deniz Sinüs, bebek de yeni doğmuştu. Eşiyle ve çocuğuyla çok küçük bir kültürlerle ziyaret ekibiyle beraber çalışmalarını sürdürüyor. Gece kendisini ziyaret ettiğimizde çok duygulandı. O duyguyu senelerdir paylaşıyoruz. 1991 yılında geldiğimizde İçer Sanat Kulübü dönem başkanı Fazıl Tükmen birlikte biz arkeolojiyi nasıl kendi tanıtabiliriz diye düşündük bir proje yaptık. Levent Hoca'yı çağırdık. Yine işiyle beraber Mersin ziyarete geldik. Mersin çevreye dolaştık. O günkü kendi en büyük otellerinden birisi sponsorumuz oldu. Ve biz Levent Hoca'nın ağzından antik ve arkeolojik Mersin'i dinledim. İnsanlar hayran kaldı. Dönemin ibaresi şunu söyledi. Artık bir arkeoloji Mersin sempozyum başlaması gerekti.
işte tam da bu sırada, birkaç yıl sonra Mersin'de Yurttepe gazeteleri başladı. Birkaç gazete daha başladı. Bazı günler her zaman gibi müthiş bir proje yürüdü. Bizi hocalar kazdılar, bulduklarını çıkardılar. Kime soracaklar? Ta Ankara'da kazı soracaklar. Oysa biz bunları Mersin'de paylaştırmalıyız. Mersin'de bu zaten hazır değil. Ve sevgili Beyaz Toroğlu'nun başkanlığında, onun ışığında çok mütevazi bir arkeoloji günleri düzenledi. İlk konuşmacılarımızdan birisiydi. Bütün kent arkeolojiye gönül verdi. Biz o günden beri kesinlikle olarak 25 yıldan beri eğer Mersin'de arkeoloji günleri yapıyorsak bizi arkeolojinin sıkıcı derinlerine sokmadan, onun zorluklarını bize göstermeden, sevinçle ve duygusal yüklü konuşmalarıyla bizi bugün verebilen sevgili Levent Yoruldu. Gerçekten severek, isteyerek ve bu telefon konuşmalarını da dinleyelim. 25 yıllık eğer burada Mersin Arkeoloji Günü'nde yapılıyorsa bunun bir sebebi var. Onu çok seven, arkeolojiye gönül veren, doğrusu Mersin'den olmasaydı zaten bilmiyordu. Ben bu bakımdan biz arkeolojiye ilk adımını atan, attıran, attıran sevgili Levent Yoruldu'nu bir kere alkışlamamız. Evet, bu günlerin heyecanını bir de Fazıl Güner'den dinleyelim. Onun da bir armağanı var. Evet, bizi İçer Sanat Kulübü'nde topluma ve insanlara hizmet verirken aynı zamanda kendimizi de geliştiriyoruz, öğreniyoruz, yazıyoruz, çiziyoruz, boyuyoruz, tartışıyoruz. Ülkedeki güzelliklerini, zenginliklerini ve şanslarını fark etmeyen insanlarımıza ve yöneticilerimize göstermeye çalışıyoruz. Çok şey fark etti. 30 yıl önce ben İçer Sanat Kulübü'ne girdiğimde başka bir insandı. Bugün başka bir insandı. Bir gelişme gösterdim kendi içinde. Kitaplar yazmaya başladım. Konuşmalar yapmaya davet ediliyorum. İnsanlara söyleyecek sözlerim fazlalaştı. Tahmin ediyorum, duyarlılığım da fazlalaştı. Bu İçer Sanat Kulübü sayesinde olmuştu. Ben şiir yazan insan değildim. Ama geçenlerde bana İçer Sanat Kulübü ve muhteşem Levent Yoruldu, oturup bir şiir yazma neden oldu. O şiiri sizinle paylaşacağım, müsaade ederseniz. Kötüyse de artık affedin. İçer Sanat Kulübü'nün 30 yıldır arkadaşlarından, 25. yılına dayanan Mersin Arkeoloji Günleri öncülerinden, dost, bilge insan, arkeolog, Profesör Doktor Kamil Levent Zoroğlu'na emekli yaşamanın başlaması üzerine armağanımdır. Bin yılları taradı, sözü var taşı aradı, altında taşların. Toprak içinde okudu geçmişi, bilgi üretti. Yontular ışıdı, ustalar hikaye verdi, gün yüzüne çıkınca. Aydıncık oldu adı, aydınlanırken deniz kenti Kelenderis. Geçmişi çözümledi, geçmiş yitmişken. Sığmadı sınıflara bilgi, zihninde taşıdı kütüphaneyi. Bilgi şölenlerine çağırdı yetkinleri, yetişenleri ülkelerden. Kelenderis anlattı, kızıldı güneş batarken. Kültür sofrasında akşamlar söyleşince, uygarlıklar basamaktır mutluluğuna insanlığın. Üzüm, incir, zeytin, ceviz bahçeden, gemiler geldi Girit'ten, şiir dünden, bugünden, erken başladı güne, güneş doğarken. Barbun, istavrit, çupra, ışıldar yüzerken,
üzüm bağları, işlikleri zeytini, kesme taş Roma yolları, komşu şehirde ara toz, düşünürleri, söylemleri, söylencelerin mozaik resimleri yüzeylere işlenirken, günler sıcak, yağmur az, bulutlar beyaz, kelenderesi kuşlar bekler, kahramanlar düşünürken, coğrafya insanı bağlar, arp çalar, papatya alınlarında kızlar, kelenderis türküleri söyler balıkçılar, balıkları izlerken, sevda, sevinç, umut, büyür şiir dinlenirse, bilge olur insan, sessiz gecelerde sessizliği dinlerse, yazıtları çözdü Kamil Levent Zoroğlu, bilmediği dilde bile gece uyurken, zamanlar karıştı derin suda yüzerken, Kamil demek erdemli yol gösterici, doğduğunda görünce yüzünü Kamil dediler, hakikati buldu yazıtlarında eski kentin, hızla çarparken yüreği bilmeye, öğretmeye adarken, uygarlıklar eklendi kendilerine, biz eklendik ikinci yaşamına başlarken. Evet, teşekkür ediyoruz. Alkışlarınızı hayal ettik Dönem Başkanımızın bir sürprizi, bir şiir yazmışlar. Bu soru doktor Levent Zoroğlu'yla başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Kısa bir seramimiz var. Ondan sonra Sayın Zoroğlu elbette duygularını paylaşacak. Sayın Zemin Vural Kurucu Başkanımız bir teşekkür belgesi takdim edecekler. Fazıl Başkanımız ve Meclis Başkanımız da bir çiçek takdim edecekler. Buyursunlar efendim. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, duygularını paylaşmak üzere Sayın Profesör Doktor Levent Zoroğlu'nu mikrofona davet ediyoruz efendim. Buyurun hocam. İyi akşamlar. Öncelikle bu iki güzide arkadaşımın benim naçiz araştırmalarım, kişiliğim ve bitmeyecek olan dostluğumuz hakkındaki söylediklerine teşekkür ediyorum. Sizlere de bu saate kadar burada beklediniz. Bu seremoninin burada gerçekleşmesine alkışlarınızla katkıda bulundunuz. Sizlere de ayrıca teşekkür ediyorum. Arkeolojiyi çok çeşitli tanımlarla size ifade edebiliriz. Ama benim yalın olarak her o toplantıda öğrencilerime, dostlarıma aktardığım bir önemli tarafı var arkeolojinin. Arkeoloji toprağın altında olanları okuyabilmektir. Yani basit bir duvar, bir çanak parçası ya da ne bileyim metal bir objenin bir parçası arkeolojinin malzemesidir. Sanat tarihinden farkı da arkeoloji insan elinden çıkmış her şeyi incelemekle ilgilidir. Araştırma alanı sanat tarihi de daha çok sanatçıların sanatsal kişiliğinin yansıdığı sanatsal eserleri tabii ki inceler. Dolayısıyla arkeoloji, Mersin'in binlerce yıllık geçmişinin her türlü objesini kendi bünyesinde barındıran bu topraklarda ne var ne yok başladığımız yıldan itibaren ortaya koydu. Mersin'in Aydıncık ilçesinde, şimdi Tarsus'tan Anamur'a kadar olan coğrafyada 5-6 tane kazı çeşitli yüzey araştırmalarıyla bu çalışmalar devam ediyor. Ben de karınca kadarınca bu hizmetlere yaptığım katkılar nedeniyle ve Mersinlerin de bu çalışmalarıma gösterdiği ilgi nedeniyle sizlere tekrar teşekkür ediyorum. İçer Sanat Kulübü yönetimine ve üyelerine tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Profesör Doktor Levent Zoroğlu hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Emeklilik hayatında ve bundan sonraki ömürlerinde sağlık ve sıhhat diliyoruz. Evet, değerli misafirlerimiz, bizlerle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Yarın da
yine oturumlarımız devam edecek. Yarın 18.45'te Profesör Doktor Mustafa Hamdi Sayar hocamızın oturum başkanı olacağı bir oturumumuz var arkeoloji günlerinde. Ve yine ikinci oturumumuzda Profesör Doktor Renzi Yağcı hocamızın oturum başkanlığı yapacağı ve çok kıymetli hocalarımızın olacağı iki oturum sizlerle birlikte olacak. Evet, bizlerle birlikte olduğunuz için tekrar teşekkür ediyoruz. Sanatla, arkeolojiyle ve güzelliklerle birliktesiniz. O anlamda sizlere tek tek teşekkür etmek istiyoruz İçer Sanat Kulübü olarak. Ve hemen geri kalan programlarını da sizlerle paylaşmak isterim. Sayın Profesör Doktor Murat Burkan hocamız sunumuyla biraz sonra. Fotoğraf sanatçısı Bülent Akbaş üyemizin Pirinkan'ın Taşları Sağ gösterisi olacak hocamın sunumundan sonra. Ve sonra Pirinkan'dan görüntüler, fotoğraf sergisi açılışı ve kokteylimiz olacak. Lütfen bizimle olun. Ve ben alkışlarınızla Profesör Doktor Murat Burkan hocamın bilimsel sunumu için sahneye davet ediyorum. Daha sonra. Biraz önce alalım mı hocam? Yan taraftan önerelim mi? Biraz daha önce geçtik. Evet, evet. Teşekkür ederim. İyi, çok teşekkür ederim. Efendim hepinize tekrar iyi akşamlar diliyorum. Biraz geç oldu biliyorum. Kaldığınız için teşekkür ederim. Bu akşam hepinizin bildiği bir öğren yerimizle ilgili yakın zamanda yapmış olduğumuz bazı tespitler, yeni keşifler bu anlamda nasıl anlamlandırılması gerektiği konularında cennet cehennemle ilgili bir sunum hazırladım sizler için. İsmini de böyle tercih ettim. Dünya çapında bir turizm merkezi. Zira sadece cennet cehennem değil, pek çok öğren yerimiz aslında bu kalibrede. Ancak biz bugüne kadar bunları yeterince dünya piyasasına sunabildik mi diye sorarsanız henüz o aşamada değiliz. Neleri kaybettiğimizi belki bu sunumun sonunda biraz daha iyi anlamış olacağız. Hepiniz gitmişsinizdir. Cennet Cehennem adıyla tanıdığımız yer aslında bir kutsal alan. Antik dönemden bize kalmış bir kutsal alan. Çoğumuz Cennet Cehennem dediğim zaman sadece iki derin çukur bilir. Başka bir şey ifade etmez. Ama aslında gerçekten çok önemli bir öyküye ev sahipliği yapıyor. Bir mitolojik öyküye ev sahipliği yapıyor. Slide değiştirelim lütfen. Burada kuzeyden baktığımız zaman karşımıza çıkan, çok etkili olmadı aslında, çalışıyor ama, cennet ve cehennem obruklarını görüyorsunuz. Bir slide daha rica edeyim. Mitolojik hikayeye göre tanrıların en büyüğü Zeus, canavarların en büyüğü, en kudretlisi olan Tifon'la bir iktidar savaşına girer. Bu savaşı canavar kazanır. Ve Zeus'un tendonlarını kestikten sonra Zeus'u bir mağaraya hapseder, tendonları yanına alır ve Yunanistan'a gider. Sonrasında Zeus'un oğlu Hermes ve Hermes'in oğlu Pan, Tanrı Pan devreye girip Tifon'un yanına giderler. Zeus'un tendonlarını ondan çalarlar. Zeus'u iyileştirirler ve ikinci bir savaş daha meydana gelir. Bu sefer savaşı iyiler, yani tanrılar kazanır. Dolayısıyla iktidarı da tanrılar ele geçirirler. Şimdi bizi ilgilendiren, bu hikayenin bizi ilgilendiren kısmı, canavarın Zeus'u hapsettiği mağaranın cennet mağarası olması.
Hikayenin cennet cehennem obruklarında, yani Mersin'de geçtiğini ise Mersinliler olarak çoğumuz bilmeyiz, dünya hiç bilmez. Oysa ki mitolojik öyküyü bütün Batı medeniyeti tanır çünkü çok meşhur bir hikayedir bu. Gördüğünüz gibi aslında cennet cehennemin dünya çapında örtülü bir şöhreti var. Ama biz üzerindeki örtüyü çekip kaldırmadık. Bunun yanı sıra cennet cehennemle ilgili günümüze kadar hala yanıtlanamamış bazı sorular da var. Bilimsel sorular bunlar. Mesela obrukların neden kutsal olduğu tam olarak netleşmiş değil. Bir slide daha rica edeyim. Cennet obruğunun hemen üzerinde bulunan bu tapınağı, hepiniz biliyorsunuz herhalde bu tapınağı, hangi tanrıyla ilişkili olduğu da tam olarak anlaşılmış değil. Çok sayıda tanrının adı geçiyor buradaki öyküde. Acaba bu tapınak cennet cehennemdeki tek tapınak mı? Bunu da bilmiyoruz. Acaba başka tanrılar için tapınaklar var mı? Yoksa bütün tanrılar bu tapınakta mı tapınım görüyor? Bunu da bilmiyoruz. Bir slide daha rica edeyim. Bu tapınağın duvarları üzerinde bulunan bu yazıtları seçebiliyorsunuzdur umarım. Yaklaşık 130 yıl önce bu yazıtlar deşifre edilmiş ve rahipler listesi olarak kabul edilmiş. Ancak bu listenin gerçekten rahipler listesi olup olmadığı da henüz tartışılıyor. Cennet cehennemde adı geçen tanrılar için var olan tapınaklarda ne tür ritüeller gerçekleştirilmiş? Bu konu üzerinde bile düşünülmemiş bugüne kadar. Dolayısıyla çok soru var. Özellikle sosyo-kültürel saptamalar Olba bölgesindeki en önemli eksiklerimiz arasında sayılabilir. Arkeolojik olarak saptadığımız pek çok konu sosyo-kültürel olarak hala karanlıktadır. Daha basit bir ifadeyle tarihsel tespitlerin Olva bölgesinin günlük yaşamında nasıl bir karşılığı olduğu hala tam anlamıyla anlaşılmış değil. Dolayısıyla cennet cehennem aslında bünyesinde pek çok soru barındıran ve Anadolu arkeolojisi için araştırmaya değer önemli bir konudur. Ben şimdi sorduğumuz sorularla ilgili yaptığımız bazı tespitleri sizlerle paylaşacağım. Öncelikle obrukların neden kutsal kabul edildiğini biraz inceleyelim. Klaus Tuchelt adında Alman bir bilim adamı 1970 yılında bir makale yazıyor. Tuchelt yazmış olduğu bu makalede cennet cehennemde bir pan tapınağı olduğundan bahsediyor. Bir şey daha söylüyor. Diyor ki, bu pan tapınağı Anadolu'da bulunan tek pan tapınağıdır. Başka bir örneği yok. Bir slide daha rica edeyim. Tanrı panı aslında hepiniz tanıyorsunuz. Keçi ayaklı, boynuzlu, yarı keçi yarı insan diye tanımlayabileceğimiz mutant bir yaratık. Yunan hayal gücünün bir ürünü. Aslında doğa tanrısıdır. Pan, kırsal yaşamın, avcıların, sürülerin, özellikle keçi çobanlarının koruyucu tanrısı olarak saygı görür ve bereket kazandırma yetisi vardır. Kaba mizaçlıdır, mağaralarda yaşar. Tuchelt'in söz ettiği cennet cehennemdeki Pan tapınağı, bugüne kadar hep ihmal edilmiş, yeterince üzerinde durulmamış
ve detaylarına girilmemiş konulardan biriydi. Eğer cennet cehennemde bir Pan tapınağı varsa, nerede bu tapınak veya nasıl bir tapınak? Bu tip soruların aydınlatılabilmesi için antik dünyada Pan kültünün var olduğu başka merkezleri araştırmak gerekti. Bu aşamada Kilikya dışındaki bölgelerde Pan tapımı için ne tür mekanların tercih edilmiş olduğu önem kazandı. Ve ben bu araştırmayı yaparken çok ilginç bir şeyle karşılaştım. Orta Yunanistan'da, Delfi bölgesinde bir Pan tapınağı var. Bir slide alalım lütfen. Ve bu Pan tapınağının adı, şu sağ üst köşede görüyorsunuz, Korikion Antron. Bu neden önemli diye soracaksınız. Şunun için önemli. Cennet cehennemin antik dönemdeki adı da Korikion Antron. Şimdi bu ipucu bizim için çok önemli bir ipucu oldu. Gizemi çözmek adına çok önemli bir dönüm noktası oldu. Zira Korikion Antron ifadesi Kilikya bölgesini çalışan bilim adamları tarafından, ben de dahil olmak üzere, bugüne kadar hep Korikos kentinin mağarası olarak tercüme ediliyordu. Antron mağara demek, Korikos bugün Kız Kalesi'nin üzerinde bulunduğu antik kentin ismi, Korikos kentinin mağarası. 3 kilometre mesafe var aralarında. Böyle tercüme ediyorduk. Ancak Delfi'de bulunan Korikion Antron mağarası başka türlü tercüme ediliyor. Korikia isimli bir nümfeden bahsediyorlar Delfi'de. Nümfe peri demek, mitolojik yaratıklar bunlar. Bir slide alalım lütfen. Bu nümfeler tanrısal varlıklar. Ölümsüz değiller ama çok uzun yaşıyorlar. Her zaman gençler ve güzeller. Doğanın koruyucuları olarak önemli bir rolleri var. Bir slide daha alalım. Delfi'deki dağın çevresinde yaşayan sakinler, buradaki mağarada Korikia nüfeleri ve Tanrı Pan'ın birlikte yaşadığına inanıyorlar. Yunan mitolojisinde de genel olarak mağaralar bu perilerin yuvası, mekanı olarak kabul ediliyor. Hatta daha eskilerde, daha erken dönemlerde mağaraların nümfeler için, yani periler için bir ibadet mekanı, bir kutsal alan olduğu, Pan'ın sonradan dahil olduğu kabul ediliyor. Delfi'deki mağarada da Pan sonradan dahil olmuş. Önce sadece nümfe tapımı için kullanılan bir ibadet merkeziymiş. Burada dikkat edilmesi gereken konu şu. Sol üst köşede görmüş olduğunuz mağara, Delfi'de doğal haliyle bir tapınak olarak kabul edilmiş. Hiçbir müdahale söz konusu değil, olduğu gibi Pan'ın tapınağı olarak kabul edilmiş. Bu durumda cennet cehennem içinde bir seri saptama yapmak mümkün hale geldi. İlk olarak Korikia isminin nümfelere ait olduğunu anladık. Cennet cehennemde de Tanrı Pan ve nümfelerin birlikte ibadet gördüğünü anladık. İkinci olarak Korikion Antron ismi Korikos kentinin mağarası değil, Nümfe Korikia'nın mağarası olarak tercüme edilmeli. Bu durumda Korikos kentinin adının da bu nümfeden geldiğini anladık. Oysa biz 19. yüzyılın ortasından beri Korikos kentinin ismine başka bir anlam yüklemiştik. O dönemdeki filologlar Korikos kentinin isminin sırt çantası, cüzdan veya kese anlamlarına geldiğini söylemişlerdi. Oysa şimdi Korikia'nın, yani Nümfe Korikia'nın Korikos kentine de ismini verdiğini
anlıyoruz. Üçüncü olarak, cennet cehennemde bir değil, en az iki tane tapınak olduğunu anladık. Obruğun dibindeki mağara. Bir slide alabilir miyim? Obruğun dibindeki mağara bir tapınak ve obruğun üzerinde görmüş olduğunuz yüksek duvarlı olan ikinci bir tapınak. Peki bu mümkün mü? Evet. Pan'ın doğum yeri olan Mora Yarımadası'nın ortasındaki Arkadya bölgesi dışındaki bütün bölgelerde Pan mağaralarda ibadet görüyor. Yani Pan için insan eliyle yapılmış, sütunları olan, çatısı olan bir tapınak düşünmememiz gerekiyor. Pan'ın tapınakları tamamen doğal, yapısal olmayan mağaralarda kabul ediliyor. İlla ki mağara olması bile şart değil. Bir taş sunak, bir saz kulübe ya da doğal bir kaya Pan için ibadet mekanı olarak kabul edilebiliyor. Gerek öğlen sıcağından, gerek olumsuz hava koşullarından ya da kurt saldırılarından sürüsünü esirgemek için çobanların kullandıkları mağaralar Pan'ın kutsal alanı olarak kabul ediliyor. Şimdi bu anlattıklarım neticesinde çok büyük ve çok görkemli bir mağara olan cennet cehennem obruklarının neden kutsal olduğunu ve neden Pan kültü için tercih edilmiş olduğunu bize anlatıyor. Ayrıca Yunanistan'da geniş yayılım gösteren Pan kültüne ait mağaraların kent merkezinden biraz uzakta olduğu da tespit edilmiş. Bildiğiniz üzere cennet cehennem obrukları da Korikos antik kentine 3 kilometre mesafede. Şimdi bir başka konuya daha değineceğim. Korikion Antron'da tanrılar adına yapılan ritüellerin neler olabileceği. Zira Pan kültünün güçlü varlığı bu tanrı için yapılan ritüellerin sorgulanmasını da beraber getirdi. Yine Anadolu dışındaki Pan tapınaklarında Pan bayramlarının kutlandığını ve bazı ritüellerin gerçekleştirildiğini biliyoruz. Bu ritüeller arasında orgiyastik ayinler, atletik yarışmalar, keçi kurbanı ve bizim halaya benzeyen bir çember dansı olduğunu biliyoruz. Ancak en önemli organizasyon bir meşale koşusu. Gece yapılan bir meşale koşusu veya bu meşale koşusuna alternatif olabilecek gündüz yapılan bir uzun mesafe koşusu. Uzun mesafe dediğim yani 100 metre, 200 metre değil de birkaç kilometrelik bir koşudan bahsediyorum. Bu ritüellere ve yarışmalara bir virgül koyuyorum şimdi. Birazdan tekrar döneceğim. Bağlantılı bir şey daha göstermek istiyorum size. Biraz önce de gösterdim slaytını. Bir slayt alalım. Hatırlarsanız obruğun üzerindeki tapınağın duvarlarında bir isim listesi olduğundan bahsetmiştim. Bu Anadolu'daki en uzun yazıtlardan bir tanesidir. Gittiğinizde görmenizi öneririm. Tapınağın en güney doğu noktasında bu taşın her iki tarafı da yazılıdır. Ve üzerinde isimler vardır. Yüzlerce isim. Ve bu isimlerin rahiplere ait olduğu söylenirdi. 130 yıldır biz bunların rahipler listesi olduğunu kabul ediyoruz. Ve bu isimlerden bazılarının karşısında bir beta harfi var. Bakın. Bu listenin rahipler listesi olduğunu savunan hipoteze göre rahiplerin görev süresinin bir yıl olduğu ve karşısında bu beta harfi bulunan rahiplerin de iki kez görev yaptığı. Çünkü beta hem harf hem de Yunanca'da iki sayısını karşılayan rakam olarak da kullanılıyor. Dolayısıyla rahipler bir yıllık göreve geliyorlar. Karşısında beta harfi olanlar da iki kere rahiplik yapmış. Yani iki yıl rahiplik yapmış olarak kabul edilmiş.
Oysa Olma bölgesi rahip krallık olarak anılan, yani teokratik bir rejimle yönetilen bir bölge. Anadolu'da benzer rejimle yönetilen bazı bölgeler var. Ve bu bölgelerin tamamında rahipler ömür boyu rahiplik yapıyorlar. Aslında doğal olanı da bu. Rahip Tanrı için ömür boyu görev yapar. Bunun örnekleri Kapadokya Komanası var, Venasa var, Kabira var, Zela var, Ayzanoy var. Birçok noktada ömür boyu görev yaptıklarını biliyoruz. Bu bağlamda Olba bölgesindeki rahiplerin de ömür boyu görev yapıyor olabileceğini düşünmek çok makul geliyor bana. Cennet Cehennem'deki listede bulunan bir ifade, bir slide daha alalım. Ha, burada beta harflerini göstermek için. Beta harflerinin yoğun olduğu bir taşı göstermek için kopyasını koydum. Bir slide daha rica edeyim. Burada da bu listenin kendisinde yazılı olan şu sol üst tarafta Hokai Romulus Hiereus Diabiu Ton Nemeseo yazıyor. Bu satırda diyor ki Nemesis rahibi ömür boyu Nemesis'e rahiplik yaptı diyor Romulus. Şimdi listenin kendisinde de bir rahip için ömür boyu görev yaptığı kaydedilmiş. Dolayısıyla beta harfinin ne anlama geldiği ve bu listenin gerçekten de bir rahipler listesi olup olmadığı tekrar sorgulanmalı. Peki rahiplerle ilgisi olmadığını düşünürsek bu listede kimlerin isimleri yazılı olabilir? Bu soruyu yanıtlamak için konuşmamın başında anlattığım konuya dönüyorum. Hatırlarsanız Pan bayramlarından söz ettim. Atletik oyunlar gerçekleştirildiğini söyledim. Bu isim listesinde Pan kültürünün en önemli etkinliği olarak kabul edilen koşu yarışmasında başarı gösteren şampiyonların isminin yazılı olduğu anlaşılıyor. Kazananların isimlerinin kutsal alana yazılması ve sergilenmesi antik çağda karşımıza sıkça çıkan bir uygulama ve yarışmanın cazibesini arttıran etmenlerden biri. Bu durumun örnekleriyle karşılaşıyoruz. Kazananların isimleri benzer listelerle sergileniyor. Cennet obruğunun üst kısmında yer alan tapınağın duvarlarındaki bu listeyi de bu nedenle şampiyonlar listesi olarak tanımlamak mümkün. Listedeki beta harfi tahmin edebileceğiniz üzere bir duplikasyonu ifade ediyor. Yani iki sayısını gösteriyor. Dolayısıyla yarışmayı iki kez üst üste kazananlardan bahsedildiğini anlıyoruz. Yine bunun yanı sıra bir slide daha rica edeyim. Gamma harfi beta'dan sonra gelen Yunan alfabesindeki üçüncü harftir. O da üç rakamını temsil eder. Bu listede gamma harfiyle de karşılaşıyoruz ve gamma sayısıyla biten isimlerin üç kez bu yarışmayı kazananlar olduğunu önerebiliyoruz. Sonuç olarak şu gamma harfini de göstereyim. Sonuç olarak Cennet Cehennem'in aslında nasıl bir kutsal alan olduğu ve sosyo-kültürel olarak nasıl anlamlandırılması gerektiği artık çözümlenebilir hale geldi. Bunun yanı sıra Cennet Cehennem'in ne denli etkili bir hikayesi olduğu ve sadece iki derin çukurdan ibaret olmayıp uluslararası öneme sahip bir turizm cazibe merkezi olduğunu artık daha iyi anlıyoruz. Bu bilgileri sahiplendiğimiz zaman etkili bir dille anlatabildiğimiz zaman, etkili bir tanıtım yapılabildiği zaman Mersin'de turizm hareketlendirmemiz mümkün olacaktır. Biz üniversite olarak çalışmaya açığız. Bize ulaşmak da son derece kolay.
Umuyorum kentin yetkilileri üniversiteyle işbirliği yaparak çalışmaları devam ettirirler. Bu duygu ve düşüncelerle bu geç saate kadar burada kalıp beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Profesör Doktor Murat Durukan hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten önemli bir bilimsel sunumu bizlerle paylaştı. Dünya çapında bir turizm cazibe merkezi cennet cehennemi anlattı hocamız. Gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, çok teşekkürler değerli misafirlerimiz. Evet, şimdi biraz önce de söylediğimiz gibi o da çok emek veriyor. Pek çok fotoğraf sanatçımız gibi, pek çok üyemiz gibi 12 dakikalık bir Klikya'nın Taşları adlı slayt gösterisi var. Sayın Bülent Akbaş'ı alkışlıyoruz efendim. Sağ olun. Thank you.
Evet, fotoğraf sanatçımız ve İçer Sanat Kulübü'nün üyelerinden Bülent Akbaş'a çok teşekkür ediyoruz. Ve Kilikya'nın taşlarıyla ilgili yapmış olduğu bu emeğe, bu çalışmaya sonsuz teşekkürler ediyoruz. Plaketini almak üzere davet ediyorum kendisine. Alkışlarınızla efendim. Sayın Başkanımız Mecit Baskın verecekler. Sevgili Bülent Akbaş ağabeyim, iyi ki varsın. Ne zaman sıkışsak, ne zaman bir sergiye ihtiyacımız olsa, onda yok yoktur. İsterseniz doğa fotoğrafları deyin, hemen hazır. İsterseniz tarih, isterseniz bitki, kelebek, ne isterseniz. Arşivi de müthiştir. Sevgili Bülent ağabeyime hepinizin huzurunda tekrar çok teşekkür ediyorum. Sevgilerimle. Konuşma yapmak ister misin? Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet efendim, bugün bu akşam bizlerle birlikte oldunuz. Saatlerdir sizler bizleri takip ediyorsunuz. İçer Sanat Kulübü olarak, yönetimi olarak çok teşekkür ediyoruz. Biraz önce de anons ettiğim gibi yarın da oturumlarımız akşam olacak. Değerli misafirlerimiz, değerli sanat sevdalıları ve yine Bülent abimizin, Bülent Akbaş'ın Kilikya'dan görüntüler, fotoğraf sergisi açılışımıza ve kokteylimize davet ediyoruz. Çok çok teşekkürler, sağ olun. Tebrik ederim.